değil mi? Değerli basın mensupları. Enflasyon dünyanın en sinsi, en adaletsiz vergisidir. Ünlü yazar Ernest Hemingway, iyi yönetilmeyen bir ülkede başvurulan ilk çarenin enflasyon, ikincisinin de savaş olduğunu söyler. İkisi de hükümetlere belli bir süre için hareket alanı sağlar. İkisi de ekonomik politik fırsatçılar için sığınaktır. Ama ikisinin de sonucu büyük yıkımdır. Ülkemizde hükümet milletimizi ezen bu çirkin oyunu 2021'in sonbaharından bu yana oynamaya devam ediyor. Erdoğan ve şürekası faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla tüm dengeleri bozarak ekonomiyi büyütmek yerine şişirmeyi tercih etti. Devletin tüm imkanlarını ve parasını seçim kazanmak için sonuna kadar kullandı. Ekonomi yama tutmaz hale geldi. Genel seçimlerin ardından paramız hızla değer kaybetti. Erdoğan siyasetinin dağ gibi faturasını milletimizin sırtına yükleyiverdi. Ekonomideki oyuncuların güvenini yitirdiği için önce vitrin yenileyerek işleri yerel seçimlere kadar idare etmeye kalktı. Olmadı. Vitrine koyduklarının onun politikalarına akıl dışı demelerini de sineye çekti ama o da olmadı. Küresel piyasalar vitrine aldanıp kredi açmadı. Dün şerefsiz dedikleri körfez ülkelerinin önünde el pençe divan oldular ama onları da kandıramadılar. Tulumba'da su kalmayınca Cumhurbaşkanı'na vergileri olağanüstü artırma yetkisi verme, bir ödeyenden bir daha motorlu taşıtlar vergisi alma gibi anayasaya aykırı haraç toplama düzenlemelerini memur maaş zammıyla ambalajlayarak meclisten geçirdiler. KDV, ÖTV, harçlar sel oldu, zam seli oldu, milletin tepesine yıkıldı kaldı. Millete ne verdilerse misliyle geri aldılar. Ama saray faiz sebep enflasyon sonuç siyasetini örtülü olarak hala uygulamayı sürdürüyor. Bunu görüyoruz. Kendisine hareket alanı tanımayan vitrin yönetimi de enflasyon birinci önceliğimiz demekten artık vazgeçti. Enflasyonu düşürmeyi orta vadeye erteledi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla Merkez Bankası havlu attığını gösterdi. Yıl sonu enflasyon hedefini 30 puandan fazla arttırdı. Erdoğan millete tek haneli enflasyon masalları anlatırken Merkez Bankası Guvernörü önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca tek haneli enflasyonun artık hayal olduğunu ilan etti. Yeni başkan ekonomide şu anda dezenflasyon öncesi geçiş süreci yaşadığımızı söyledi. Yani mealen bu elimi tutanlar var seçime kadar enflasyonu saldım dedi. Yeni başkan hükümet istemediği için enflasyonla mücadeleyi erteleyen bir merkez bankası başkanı olarak çok ciddi kredibilite kaybına uğradı. Enflasyonda zirvenin 2024'ün ikinci üç ayında görüleceğini, gerçek dezenflasyonun ondan sonra başlayacağını istikrarın ise 2025 sonrasına kaldığını yaptığı konuşmada ilan etti. Tabii bu arada hazır olun turbun büyüğü heybede de dedi. Seçim sonrasında uygulayacakları gerçek istikrar programıyla milletimizi bugünlerde aratacak şekilde ezime ezim ezeceklerini itiraf etmiş oldu. Değerli basın mensupları 2023 sonunda %58 enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın tabelasında yıllardır yazan %5 enflasyon hedefinin tam 12 katıdır. Geçtiğimiz yılın rekor enflasyonunda sadece 6 puan altındadır. TÜİK Temmuz ayına ait enflasyon rakamını iki gün sonra açıklayacak. Hep beraber göreceğiz. Ama bugün açıklanan İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yüzde dokuz virgül sekize çıktı. Tek bir ayda. Yani çift hanelinin, iki hanelinin çok az altında. Ama bu İstanbul Ticaret Odası'nın serisinde Temmuz enflasyonu rekoru. Yılın ilk 7 ayında gerçekleşen enflasyon %37'ye, yıllık enflasyon ise %64'e ulaştı. Ve İTO serisinde enflasyonda seçimden önce başlayan 8 aydır devam eden düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. Temmuz ortasında yapılan vergi artışlarının ve son zamların etkisi de bu hesapta tam olarak görünmüyor. Bir de Türk İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu var. Başkentte yaşayan dört kişilik bir ailenin asgari gıda harcaması tek bir ayda yüzde on iki virgül otuz sekiz artmış. Bu göstergeler yıl sonunda yüzde elli enflasyon hedefinin oldukça iyimser olduğunu gösteriyor. Rakamlar tek haneli yıllık enflasyonu bırakın, tek haneli aylık enflasyonun bile hayal olabileceğini söylüyor. Tabii bir yandan da milyonlardan gerçeğin gizlenmesi var. Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda söylediğinden 30 puan daha yüksek olacağını sadece son bir ayda mı gördü? Yani buradan saraya da vitrin yönetimine de soruyoruz. Madem enflasyon yıl sonunda yüzde altmışa dayanacaktı. O zaman daha bir ay önce maaşları arttırırken neden hesabınızı yüzde yirmi ikilik eski tahmin üzerinden enflasyon tahmini üzerinden yaptınız? Yılın ikinci yarısında işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin parasının üçte birine enflasyonla çökmek Nitelikli dolandırıcı nitelikli dolandırıcılık değil de nedir? Enflasyondaki artış ve beklentiler artık öyle bir hal aldı ki hükümete yakın sendikalar bile bugün başlayan toplu iş müzakereleri görüşmelerinde kamuda maaş, ücret ve aylıkların önümüzdeki yıl her üç ayda bir belirlenmesini talep ediyorlar. Tabii hükümet bunu yapar mı hiç sanmıyoruz. Çünkü şimdiden daha havuz gazetelerinde asgari ücretin enflasyonist etkisini kırmak için. Bundan böyle yılda bir kere düzenli asgari ücretin yılda bir kere artırılacağı haberlerini yaptırmaya başladılar. Aylık enflasyon iki haneye dayanmışken asgari ücrette, maaşlarda, aylıklarda bırakın yılı bırakın altı ayı bırakın üç ayı ayda bir güncellense bile emekçinin memurun emeklinin kaybını telafi etmez. Bunu milletimiz yaşayarak görüyor. Dün Türk İş açlık sınırı verilerini açıkladı. Açlık sınırı 11.658 lira olmuş. Ne zaman? Temmuz ayında. Bir çalışanın yaşam maliyeti 15.123 liraya, yoksulluk sınırı 37.974 liraya yükselmiş. Peki Temmuz ayında asgari ücreti alaş iş ve işte arttırdılar. Ne kadar oldu? 11.402 lira. Enflasyon daha ele enflasyon asgari ücret daha ele geçmeden açlık sınırının altına çekmiş. Başka ülkelerde asgari ihtiyaçları karşılayabilecek bir ücret olan ve ancak istisnai olarak uygulanan asgari ücret ülkemizde hem asgari yaşam şartlarını sağlamaya yetmiyor hem de giderek genel ücret haline geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın son yayınladığı enflasyon raporunun 51. sayfasına bakmak gerekiyor. Buradaki bilgilere göre imalat sanayinde her 100 kişiden 52'si, giyim sanayinde her 100 kişiden 70.5'i yani 71'i, gıdada yüzde 60'i her 100 kişiden 67'si, inşaatta her 100 kişiden 71'i, Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan her 100 kişiden 73'ü şu anda artık açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Yine yeni bir rapor yayınlandı. Bu Uluslararası Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın yayınladığı bir rapor. Ee, yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılamayla ilgili endişeleri incelemişler ve yazmışlar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Türk vatandaşlarının yüzde yetmişten fazlası gıda ve barınma ihtiyacını karşılayamama, evinin enerji faturalarını ve borçlarını ödeyememe endişesi taşıyor. Ve Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Enflasyon arttıkça gelir dağılımındaki adaletsizlik de artıyor. Yoksullar sürekli kan kaybediyor. Zengin yoksulun sırtından giderek daha fazla doyuyor. Değerli basın mensupları, bu zamlar, bu zulüm, bu adaletsizlik öyle bir seviyeye geldi ki artık en hükümet yanlıları, en yandaşlar bile bu kadar da olmaz demeye başladı. Dün seçimlere giderken ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı destekleyen yandaş dergiler. Bugün akaryakıt fiyat listelerini paylaşıp aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim diye sızlanıyor. Dün artık gaz patronuyuz. Yaz ayı da olsa kombileri açın diyen troller bugün faturayı bize çıkarma git dışarıdan bol diye bul diye doğrudan Erdoğan'a çatıyor. En birinci yandaşlar bugün artık müjde dediğiniz her şeye zam geliyor. Bilseydim Kılıçdaroğlu'na oy verirdim diyenlerin sayısı az değil diye video, videolar yayınlamaya başladılar. Ben kafa, kafayı sıyıracağım. Hayat nasıl yaşanmaz bir hal, hal aldı diye Erdoğan'ı ve hükümeti eleştiriyorlar. Düne kadar insanlarıyla semiren yanaşmalar bugün havuz kanallarında emekli aylığına isyan etmeye başladılar. Dün, Rabbim benim ömrümden al Erdoğan'a ver diyen AK Partililer, bugün artık sabrımız bitti dediği için belediye meclisi üyeliklerinden atılıyorlar. Erdoğan'a bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yolu açan sandık ortakları da, şimdi bunda kendilerinin hiçbir payı yokmuş gibi bu olan de günah üstüne günah çıkarıp bir de akıllar vermeye kalkıyorlar ne filmler çevirirlerse çevirsinler olan yine vatandaşı oluyor. Bu milletin hak ettiği refaha bir avuç yandaşa pay ettiler. Eşinin dostunun düğününe çeyrek altın götürürken utanan bu aziz milleti evine çeyrek karpuz götüremez duruma düşürdüler. Vatandaş karta kartla takla attırıyor. Bireysel kredi kartı borçları son bir yılda üçe katlanmış. 800 milyar lirayı aşmış. Toplam bireysel kredi borcu ise 2 trilyon 208 milyar lirayı bulmuş. Yılın ilk 8 ayında 8 milyon 835 bin yeni icra dosyası açılmış. İcra dairelerinde 22 milyon dosya yığılmış. Duruyor. Ekonomik güven endeksi 3 ay sonra yeniden güven sınırının altına inmiş. Türkiye imalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz'da eşik değer olan 50'nin altına düşmüş. Bu yılın en sesi. Ekonomide ciddi bir yavaşlama ve çok ciddi bir işsizlik dalgasının işaretleri her gün biraz daha netleşiyor. Bu durumda emekçiyi korumak için kullanılacak tek kaynak işsizlik sigortası fonu. Ama maalesef bu iktidar fonu da işverene kaynak aktarma kararına getirmiş. Bu hükümetin gözünde millet yok. Emekli yok. Emekçi yok. Bu hükümet en düşük emekli aylığını arttırırken emekliye tuzak kurdu. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca emeklimize yılın ikinci yarısında bir kuruş zam vermedi. Şimdi hem zam vermediler hem de aldıkları emeklinin aldığı maaşın üçte birine de enflasyonla çökmeye hazırlanıyorlar. Ya bu zulüm değildir de nedir? Emekliler sokaklarda hakkını arıyor. Erdoğan ve şurekası fakiri fukara'yı sandık geldiği zaman, zengini ise her zaman seviyor. Seçime giderken müjde veriyoruz diyerek milletin sırtına yükleri hissettirmeden öyle bir yüklediler ki, çaktılar ki Erdoğan'ın ifadesiyle şimdi seçimden sonra kimse belini doğrultamıyor. Akaryakıta zam, tüpe zam gübreye zam, Akaryatı, akaryakıda zam üstüne zam, vergiye alt ayda bir otomatik güncelleme, seçimden önce 20 lira olan benzinin litresi bugün 37 liraya, seçimden önce 19 lira olan mazotun litresi bugün 36 liraya çıktı. Fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. İnsanlar Marketi geçtik, yaz günü pazardan meyve sebze alamaz hale geldi. Tek bir ayda en ucuz protein yumurtanın fiyatı yüzde on yedi. Yeşil fasulyenin fiyatı ise yüzde on dokuz artmış. Eskişehir'deki semt pazarında Arif Hanım, pazarcıya da bize de zor. İki kilo alacaksak bir kilo alıyoruz. Emekli maaşını yetiremiyoruz diyor. Mehmet Bey ancak yarımşar kilo alabildim, öldük öldük diye dert yanıyor. Münir Hanım 250 liranın bir pazarı çıkarmaya yetmediğini söylüyor. Bu fiyatlarla almamız mümkün değil diyor. Hakikat çarşıda pazarda. Gerçek orada. Ve çok üzgünüm bu bir, bu bir başlangıç. Daha başlangıç. Temmuz ayında üre gübre fiyatları yüzde 33, mazot fiyatı 52 arttı. Şimdi bu artışlarda, bu maliyet artışları da hızla sebze, meyve fiyatlarına yansıyacak. Vatandaşımız her türlü fedakarlığı yapıyor. Ama Erdoğan ve şürekası hiçbir fedakarlığa yanaşmıyor. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre tasarruf genelgesinin yayınlanmasından bu yana geçen iki haftada kamunun taşıt kiralamaları, kiralamaları için 1 milyar 149 milyon liralık 52 ayrı sözleşme yaptığı söyleniyor. Bunun yanında milyonlarca liralık toplantı organizasyon ihalesi de cabası. Diğer yandan dövize çevrilebilir mevduatın tüm kötülüklerin anası olarak geçmişte gösterilen kötü bir kopyası olan kur korumalı mevduat ekonomide giderek büyüyen ve tıkırtısı giderek hızlanan adeta bir saatli bombaya dönüşüyor. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü geçen hafta 3 trilyon lirayı aştı. Liralaşma, liralaşma hikayeleriyle girilen yolda bankalardaki mevduatların çok büyük kısmı dolarize oldu. Türk lirasında ani değer kayıpları milletimizin sırtına çok büyük yükler yükleyecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı kur korumalı mevduattan çıkış için herhangi bir planın olmadığını, rezervler arttıkça, kendilerinden daha emin oldukça, kurla ilgili endişeler azaldıkça bu konuya tekrar bakacaklarını söylüyor. Kur korumalı mevduattan çıkmayı Merkez Bankası'nın 2025 yılından sonraya ertelediği istikrara endekslediler. Saray KKM'nin maliyetini Merkez Bankası'nın sırtına yükledi. Ama esas şaşırtıcı olan Merkez Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği guvernör buna çıktı doğru dedi. Biz şimdi bu karara doğru diyenlere sormak istiyoruz. Toplam maliyeti 100 milyarlarca lirayı bulacak. Kur korumalı mevduat garantilerini ödemek için Merkez Bankası ne yapacak? Ne yapacak? Para basacak. Peki bu durumda banka enflasyonu nasıl tutacak? Bunların enflasyonu tutma niyeti falan yok. Erdoğan rejimi etrafındaki her şeyi ve vitrine koyduğu herkesi acımasızca öğütüyor. Bu rejimin acımasızca öğüttüğü bir diğer şey ise hukuk devleti. Ülkede hukuksuzluk giderek yayılıyor. Bir taraftan gazeteci Merdan Yanarda hala hukuksuz şekilde içeride tutuluyor. Yürütmeyi durdurma kararının bugün kaldırılmasıyla Telebir'in ekranları bir hafta boyunca karanlığa gömülecek. Türkiye İşçi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Can Atalay haksız ve hukuksuz şekilde içeride tutuluyor. Hatay'ın milletvekili, Hatay'ın iradesi hapse tıkılmış, hak, hukuk, adalet yerle bir edilmiş ama Adalet Bakanı Hatay'da yaptıkları Adalet Sarayı'nın depremde yıkılmamasıyla övünüyor. Bir taraftan ülkenin dört yanında silahlar patlıyor, hukukun olmadığı yerde gücü, gücü, yet gücü, yerde gücü yeten yetene, daha birkaç ay önce başka ülkelerin mafyalarının Türkiye'deki hesaplaşma cinayetlerini konuşuyorduk. Şimdi artık neredeyse her gün yurdun başka köşesinden silahlı çatışmaların, ölümlerin haberi geliyor. Devlet sokakları silahlı külahlılara terk etti. Ülkede hukuksuzlukta aldı başını gitti. Memleket vahşi batıya döndü. Ve bir kez buna ses çıkarılmamaya başlandığı zaman, bir kez hukuksuzluk kanıksandığı zaman bu hayatın her alanına yayılıyor. Yayıldığı her yeri de onarılmaz bir şekilde bozuyor. Türkiye'nin günlerden günlerdir konuştuğu Akbelen'deki orman katliamı bunun en somut örneği. Ormanlarımdan bir ağaç kesenin başını keserim diyen Fatih'in torunları olmakla övünen, memleketin düzüne yokuşuna, ırmağının akışına türküler yakan, sözde yerli ve milliler bu toprakların, ormanlarının yok edilmesine izin verdiler. Katledilmesine izin verdiler. Devletin jandarmasını da orman katillerini korumaya memur ettiler. Çevre ve ekoloji hareketi avukatlarının belgeleriyle ortaya koyduğu bu katliamı süresi dolan ve yenilenmeyen bir orman kesim izinlerine dayanarak Yaptılar. Haksızca, hukuksuzca, vicdansızca yapılan katliama göz yumdular. Ormanlarımızı katletmeyin diyen bu ülkenin vatansever evlatlarının karşısına, bu milletin yine bu milletin evladı güvenlik güçlerini dikmekten bir an bile çekilmediler. Ormanın ağacını korumaya çalışanlara yaşlı, başlı demeden ters kelepçe vurdular. 80 küsur yaşındaki ninelere gaz sıktılar. Anayasaya göre ormanları korumak devletin göreviyken aynen 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi millet birleşti ormandan devleti toplamaya çalıştı. Genel Başkanımız hafta sonunda Akbelenlilerin mücadelesine destek vermek için oradaydı. Bu mücadeleye sonuna kadar destek olma sözü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kesilen ağaçların yok edilen ormanın ve bunların sorumlularının sonuna kadar takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları. Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere her alanda sorunları giderek altından kalkılmaz hale geliyor. Ekonomiyle ilgili ciddi bir program ortada yok. Hükümet zam yapmaktan, enflasyon hedefini yukarı çekmekten başka bir şey bilmiyor. Halka yıllarca sürecek yokluk ve hayat pahalılığı vaat ediyor. Geleceğimiz gençler ülkeyi terk eder, ederken başka ülkelerden gelen sığınmacılar ülkemizi istila ediyor. Ve bu gidiş umutsuzluğu körüklüyor. Ama artık içe kapanma vakti değil. Artık yılgınlığa teslim olma zamanı hiç değil. Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazır olmak durumundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütlerimizi yenilenme süreci, süreci olarak örgütlerimizin yenilenme süreci hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından parti meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız. Diğer yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışmalarımız hızla sürüyor. En iyi, en uygun, göre halkının içine sinecek. Belediye Başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bir yandan da bugüne kadar Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışımızla anlayışımız çerçevesinde yaptığımız gibi, bundan önce yaptığımız gibi iktidarın zamlarla canına takledirdiği milletimizin derdine derman olacak yerel projelere de çalışıyoruz. Hedefimiz 25.5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmak. Bizlere oylarını veren vermeyen, her partiden, düşünceden, görüşten hükümetin ezdiği milyonların hakkını, hukukunu savunacağız. Savunmaya devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytun Kürtler. MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün yaptığı açıklamasında CHP'nin Akbelen'deki eylemlerden bir gezi parkı kalkışması çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Akbelen'deki görüntüleri atıf yaparak CHP Milletvekili Mahmut Tanan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Yine yaptığı açıklamada yerel seçimde CHP'ye geçen belediyelerin fetret devrine girdiğini ileri sürdü. Bu belediyeleri HDP'li belediyelerle bir arada anarak bunların Cumhur İttifakı'na geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalara yorumunuz ne olur? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili mafya liderleriyle kol kola fotoğraf çektirmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisine geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmesi meselesine gelince aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. destekleyelim sözlerinin arkasında durdu. Bugün de sosyal medya hesabından CHP'li işlevsiz partimize faydası değil, zarar dokunan, dokunan ortaklığa mecbur değiliz. Yapılacaksa da bu defa bir kazan kazan modeli oluşturulmalıdır dediğim aynen budur ve sözlerim de aynen arkasındayım dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Söz konusu milletvekilinin şahsi görüşlerini ifade ettiği İyi Parti sözcüsü tarafından söylenmiştir. Bunun ötesinde söylenecek bir söz yoktur. Başkanı Özgür Özel seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmeyenler nedeniyle parti tabanında öfke olduğunu söyledi. Özel'in bu minimalde yaptığı açıklamalar MYK'da gündeme geldi mi? Genel Merkez bu açıklamalara nasıl bakıyor ve bir ek daha Özel'in istifasını isteyenler oldu mu? Biz parti içi meselelerimizi kamu önünde tartışmak gibi bir e, usule sahip değiliz. Böyle bir usulümüz yok bizim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğunu, kurultay yapılmadığı için de tüzük ihlali olduğunu iddia etti. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda "Herkes bilir ki en son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye gelin birlikte girelim dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez. Beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Ben siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülemeyecek bir fedakarlık cümlesini de kurdu. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tabi Sayın Genel Başkan'ın kendi değerlendirmesidir. Bizim Sayın Genel Başkanların değerlendirmelerine cevap vermek gibi bir, bu kürsüden cevap vermek gibi bir usulümüz yoktur. Dolayısıyla takdir kamuoyunundur. Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Depremin ilk günlerinde Kızılay'ın çadırlarını sattığı ortaya çıkan, aylar sonra da istifa eden Kerem Kınak'a Kızılay yönetimi, iyi niyet ve merhamet elçisi ünvanını verdi. Bu ünvanla yapacağı tüm çalışmaların gideri de Kızılay bütçesinden karşılanacak. Sizin bu ünvana, bu yetkilendirme ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Kerem Kınak'a, verilen bu paye ve parasal destek aslında asırlık kuruluşumuz Kızılay'ın bu yönetim AK Parti yönetimi tarafından ne hallere düşürüldüğünü açık seçik göstermektedir. Kızılay'ı çadır satacak hale getiren bir kişiye öldür verilmesi AK Parti'nin yandaş kayırma zihniyetinin ikrarıdır. Ve buradan açıkça söylüyorum. Utanılacak bir durumdur. Efendim Fox son sorusu da şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP ve CHP'nin eski genel başkanlarıyla bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce de altı maddelik bir açıklama yapmış. Genel başkan değişimi dahil CHP'de köklü değişimin gerekliliğine de vurgu yapmıştır. Bu açıklamalarını ve dünkü buluşmayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim partimizde herkesin tüm parti mensuplarının görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının önceki dönem genel başkanlarımızla bir araya gelip istişarelerde bulunmasında da olağan dışı hiçbir durum yoktur. Ben teşekkür ediyorum.